Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Nisan Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız, bir altınımız olacak. Akabinde de İzmir'de yine zevkli koşular bizleri bekliyor. Bugün İzmir geneline baktığımız zaman güvendiğimiz bankolarımız vardı ama bizleri yanılttı. Biri ikinci oldu. Sevgili dostlar iki kuponumuzda 5'te kaldı. 27.900 TL ilk altılı, ikinci altılı gayanda aynı şekilde bankumuza maalesef yapmış olduk. 24.900 TL verdi. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır sevgili dostlar. Genelde başarılı geçtiğimiz bir program oldu. Yani söylediğimiz savkanları neden geç kaldığının için olduğunu yani anlatmıştık. Ama maalesef bankolar dilediğimiz şekilde koşmadı. E, i̇lk ayakta 44 e, küsür Ganyan geldi. 3 don safkımız ikinci oldu. Olmadı. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır. Evet. E, Kocaeli'de iyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. E, bakalım son iki koşumuza kaldık. 1 e, birinci altılı Ganyan için. Herkese bol şanslar dileyelim. Antalya koşullarına geçelim. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet geçelim programımıza birinci koşuyla itibaren e, birinci dörtlü gayemiz başlayacak. Evet burada baktığımız zaman koşuya iki safkanın ön planda olduğunu düşündüğüm bir koşu. Yani 3-1-1-3 yeterli olacaktır bu koşu için. E, bakalım çelikler e, Antalya'ya gelmiş. Antalya'da karıştırma mı geldi artık bilmiyorum bakacağız. Eee dilediğim sonuca ulaşırız. Üçle bir benim sizlere önereceğim e, iki safkan olacak birinci dörtlü ganyan için. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1300 kuma çıkıyor. 5 safkan yer alacak. 7 plasa ve birinci üçlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da aslında 3 e, no sağlam canla ben e, banko deyip kenara çekilecektim. Müslü e, Müslüm Çelikli, ikili iki yaptılar. E, yani baktığımız zaman yani kazanma yakın gibi gördüğüm ee, bir koşu aslında. Ee, ama tabii ki 2-1 burada ona ciddi rakip olarak görünüyor. Çünkü 5 birazcık tempo verecektir. 2 nolu Safkan birazcık tempo verecektir. Bu kısa mücadele içerisinde e, İzmir'deki yaptığı koşuları göz ardı edilmeyecek gibi iyi koşan bir Safkan. Ben 3 nolu Safkan'ımız 7 plase için banko değerleneceğim ama 1. 4'lü Ganyan için 2 ile 1'i de bu koşuya ihmal etmeyerek kuponumda yer vereceğim ikinci koşuda. Evet geçelim üçüncü koşu altılı ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Maiden dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kuma çıkıyor 10 safkan yer alacak. Evet burada da kuponumuzda ilk tercihimiz tabii ki 9 nolu e, Terrubia Müslüm Çelik eşliğinde ilk defa dektere görüyoruz. Yaptığı İstanbul çiminde arkasına Antalya'da 1600 metre e, kumunda iyi bir koşu çıkarttı İsmail Dinara eşliğinde. E, şimdi baktığımız zaman Müslüm Çeli üstüne dektere görüyoruz. İlk tercihimiz 9 sonradan 3 nolu safkanımız İsmail Dinar'la ve, ve 1 nolu safkanım İsmail Yıldırım eşliğinde. Ve de burada 8 nolu safkanımıza ilk defa piste çıkacak. Hem orijinala olarak koşuma gitti. Çalışmalara da gayet başarılı buluyorum. Serkan Yıldız'la 8'e de çok dikkat diyeceğim. 9, 3, 1 ve 8 sıralama. Altılı gayemizin ilk ayındaki e, koştaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu handikap 21 4 rekor İngilizler 2100 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkan yer alacak bu koşu özelinde. Evet burada bir nolu Master Classman Sadık Altay eşliğinde yani Baktığımız zaman grubu da iyi yakalamış gibi görünüyor. Çünkü burada geçtiği safkanlar da var. Tabii ki iki oğlu safkanımıza iki sever koştu. İkisinde de geçildi ama kendisine yani kazanma yakın gibi alternatif bir banko diyebileceğimiz kaliteye sahip bir safkan. Ama tabii ki burada iki nolu safkanımızı göz ardı etmeyeceğiz. Özcan Yıldırım'la 4 ve 3 nolu safkanlar da buranın sigorta amaçlı olduğunu düşündüğüm bu koşta bunları da ilave edelim beklerim. Evet ufak bir oyun arkadaşlar için bir sanki alternatif banko gibi görünüyor ama 2-4-3 de buranın sigortası olacak kaliteye sahip isimler. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu Antalya Emniyet Müdürlüğü koşusu bir kupa koşusu kısa vade 8 3, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor 7 safkan yer alacak 2. 4. ayağımız bu koşuyla başlayacak. Evet yine baktığım zaman bir nolu Can Ulaş ee, Ali Yıldız eşliğinde Piste çıkacak. Bu grupla ilk tabağa start alacak. Yani grubu da e, sanki e, bir tık e, uygun yakalamış gibi. Ama burada tempoyu belirleyecek 3 de var, 5 de var. Yani onun temposunu bozacak bir safkanlar var. Sevgili dostlar İzmir'e grup 3'ü kazandı. Sonra kısa 9-2 yine aynı şekilde ikincilikle e, kazanacak o gün için yapacak bir şey yoktu. Ondan biraz fark giyse de Can Ulaş e, o koşuyu fazla sıkmadan bir ikincilik elde etti. Şimdi Antalya'ya geliyor sevgili dostlar. Hazır geliyor. Gerçekten yani koşuyu kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama burada ben bir tane e, yani iki tane isimden diyeyim çekiniyorum. 3 nolu safkanı Ercan Çankaya ve de 4 nolu safkanımız Özcan Yıldırım da gerçekten çok formda Antalya ve Adana'ya üstte kazanan bir safkanımız. Özcan Yıldırım'da dekteresinde iyi koşacağını düşünüyorum. 1- 3 ve 4 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet, Altın Rally'e gelince o da yaptı iki koşusunda Handicap 16'yı, 2100 meydanda 1900'e iyi bir koşu çıkartıp kazandı. Şimdi Ahmet Çelik üstünde görüyoruz. Yani çelikleri gördüğümüz zaman Müslüm Çelik aynı şekilde yani iki çeliği dışarı bıraktım ama tabii ki son karar sizlerin. Benim sıralamam 1-3 ve 4 şeklinde oluşacak. Dileyen arkadaşlar 6 ile 7 de yazabilir ama birazcık kuponumuz yani yükselecek. Ee, ona göre son karar tabii ki sizlerin. Eğer Antalya'da e, biliyorsunuz sağdan duyum olarak sizlerle paylaştığım e, bazı kurgularımız oluyor. Eğer e, net duyum alırsak belki şablonuzun üstünde oynama da yapabiliriz. Tabii ki e, yarışlara e, son... Yarım saat, bir saat kala bakalım. Eğer duyum alırsak sizlerle paylaşacağım. Şimdilik burası 1, 3 ve 4 şeklinde bende olacak. Evet geçelim 6. koşu handikap 16. 4 yaşlı Araplar 1400 sentetik kuma çıkıyor. 7 safkan yer alacak. 2. 3'lük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada iki safkan arasında geçmesini bekledim. bir koşu 1 nolu Hürsev, 2 nolu ZBK. Bu iki safkanı yazıp buraya da bu şekilde geçmeyi düşünüyorum. 1 ve 2 benim sıralamam 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu meydin. Dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1300 kuma çıkacak. 10 safkan yer alacak. Evet altılı gayrımızın 5. ayına tekabül eden bu koşuda Ahmet Çelik Dekteresi'ne baktığımız zaman hem atı da e, iyi bulduğumuz söylenebilir. Ahmet Çelik de 5 nolu safkan. Yarın benim banko ismimdir. Antalya programımıza 5 nolu safkan benim bankomdur. Evet 9'da 1 ikili için değerlenecek arkadaşlar için önereceğim 2 isim olacak ama 5 banko. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu Altırgay'ımızın son aya kalabalık bir grup. Şartlı 3, 4 ve Kore İngilizler 1600 sentetik kuma çıkacaklar. 15 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. 11 nolu safkanın Merkür Kalp Aslan'la 1 nolu İnci'nin nolu. Yerinoğlu Safkanımız Özcan Yıldırım'la 8 ve 10 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 11, 1, 7, 8, 10 Antalya programımızın son koşusundaki sıralamam bu şekilde. Evet Bursa aktaracağım Antalya programı için sizlere önereceğim safkanlar bunlardı. Tüm yarı bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun Allah'a ısmarladık.